Bunlar hep o nurun zübdesini saklayan ve o zübdenin yansımasıyla insanların gözüne de fevkalade güzel görünen insanlardı. Ama 9 ay tamam olunca artık Efendimiz dünyayı teşrif ettiğinden o nur bütün alemi kapladı diyor. Ziyade berk urup tuttuğu cihanı, doğu serdir anası, bildi anı. Öyle bir nur fazlalaşmasını müşahede edince Amine validemiz artık dünyaya gelecek diye bir kat'i kanaat sahibi oldu. Ve görürdü her yana idip nazar tiz, karangu giyice olmuş şule engiz. Karangu eski Türkçe söyleyişimizde karanlık demek. Gece karanlık, çünkü Efendimiz Hazretlerinin dünyayı teşrif tarihleri belli. Rabiülevvel'in 12'sinin imsak vaktinden biraz önce. Yani 11 Rabiülevvel 2'de de bitti. O gün pazartesi günü. Pardon, pazar günü. Başladı. İkindi vakti. 12 Rabiülevvel başladı. 12 Rabiülevvel devam etti. Sabaha karşı karanlıkken henüz Efendimiz dünyayı teşrif etti. İşte zulmet, karanlık dediğimiz şey aslında zulmet-i nurani diye bir şey vardır. Şimdi onun teknik karşılığı gece görüşü. Biliyorsunuz bazı askeri malzemeler, belki bazı avcıların da malzemeleri gece görüyorlar. Tekniği başka, bilmem nesi başka, o önemli değil. Ama gece bizim gibiler için karanlıktır. Resulullah'ın annesi gibi zevat-ı kiram için karanlık değildir. Bunları anlamak lazım. Dünyanın merkezine kendimizi oturtup her şeyi kendi ölçülerimizle ölçmemeliyiz. Başka ölçüler de var. İşte o karanlık gece şuleler, yani parlaklıklar haline dönmüştü. Düşembe gecesiydi. Farsça pazartesi demek. Düşembe gecesiydi. Vakti hurrem, Rabiülevvel'in 12'si hem. Bir takım tarihçiler, astronomiyle meşgul olanlar, gök bilimleriyle, bu tarihler hakkında %0,00 küsur tutarında ileri geri laf söylüyorlar. Şimdi bakın, Efendimiz Hazretleri daha Süleyman Çelebi'nin mevlidini konuşurken arz etmişti bu hadisi. Efendimiz buyuruyorlar ki, ümmetimden hata eden olur. Ama ümmetim hatada ittifak etmez. 12 Eylül tarihi adeta bir ittifaktır. %99,999 gidecek kadar. Arada öyle bir %0,001 de olanlar olacak. Onun için Rabiülevvel'in 12'si tartışılmaya değmez. Bütün bu ulema hazaratı, şairi, seveni, alimi, 12 Rabiülevvel'de müttefik. Daha hala bunu kurcalamanın, yeni lakırdılar satmanın alemi elbette yok. Ama bizim de ne yazık ki imanımız çok sağlam olmadığı için, açık söylüyorum, hiç sağlam değil. Zanlarımızı iman yerine ikame etmişiz. Hurafe ezberlerken asli kaideleri unutmuşuz, bir tarafa koymuşuz. Kendi kendimize Müslümanlık diye bir din icat etmişiz. Açık söylüyorum. Onun için bu haldeyiz. Her konunun mütehassısına müracaat etmeyi biliyoruz. Ama din konusunda hepimiz ayrı mütehassısız. Onun için her kafadan bir ses çıkıyor. 12 Rabiülevvel gününü hala tartışmanın alemi yok. Keza pazarı pazartesiye bağlayan sabaha karşı olduğunda da hiç münakaşa etmeye lüzum yok. Bu böyledir. Zaten daha sonra Efendimiz Cuma bayramını biliyoruz da, ya Resulallah siz pazartesi günleri de oruç tutmamızı tavsiye ediyorsunuz, siz de tutuyorsunuz. Ben bir pazartesi günü doğmuşum, bir pazartesi akşamı nübüvvet ilanına emir geldi. Umulur ki bir pazartesi günü ahirete doğarım. Nitekim öyle olmuştur. Yine bir 12 Rebiülevvel günü, yine bir pazartesi günü Efendimiz Hazretleri sabah 8 civarında, bugünkü hesapla 8 Mayıs, yani ben şey bakımından söylüyorum, mevsim bakımından söylüyorum, 12 Rebiülevvel'de ahirete doğmuştur. Yani Düşembe gecesi, yani pazartesiyi, pazarı pazartesiye bağlayan gece. Dahi eyyam-ı Nuşirevan-ı adil, makamı Kabe şehrin şüphesiz bil. Efendimiz Hazretleri, ben adil bir hükümdar zamanında doğduğumla iftihar ederim buyuruyor. Kastettiği zat bir mecusi, Nuşirevan, Sasani hükümdarı. Fakat Hazret'in lakabı adil. Adalet, dünya hakimiyeti bakımından Allah indinde imandan daha üstündür. Kim adil olursa dünyaya hakimiyet onda olur. Ha, buna bir de iman eklenirse, iman adaleti doğurmaz her zaman. Yezid'e de baktığın zaman mümin gözüküyor değil mi? Onun kadar zalimi var mı? Adil değil. Onun için de saltanatı sürmemiştir. Yani devam etmemiştir. Ölünce bitti. Halbuki öyle bir ömür yaşamalı ki insan, dünyada da ahirete göçtükten sonra yaşıyor olduğu kabul edilmeli vicdanlarda. Bunu sağlayan tek şey adalettir. Çünkü iman Allah'la kul arasındaki bir konudur, bir kurumdur. Ama adalet bütün yaratılmışlar arasında bir kurumdur. Allah ile kul arasında adalet yoktur. Neden? Adalet bir hakkın yerine getirilmesidir. Çiğnenmemesidir. Kulun Allah'a karşı ne hakkı var ki Allah'tan adalet istesin? Allah'ın verdiği her şey lütuftur. Hakkımız olarak değil. O lütfettiği için. Yani yaptığımız ibadetleri kabul ettiğine dair senedimiz mi var elimizde? Yok. Ne o? Kabulünü lütfetmesini diliyoruz. Hepsi lütuftur. Ama mahlukat arasındaki adalet dünyada en makbul ve dünyada değerlendirilen, mükafatı verilen bir kurumdur. Daha sonra biliyorsunuz kendi öz kızı Zeynep binti Rasulillah dahil, adil bir hükümdarın memleketidir. Orada size inanışınızdan dolayı bir eziyet edilmez diye Habeşistan'a göndermiştir. Habeşistan Necaşi'si, Necaşi Hazret'in adı değildir. Hükümdarlık makamının adıdır. Bizim padişahlarımızın hepsinin adı var ama hepsine padişah diyoruz değil mi? Hiçbirinin adı padişah değil. Dolayısıyla bu da yanlış biliniyor. Necaşi o Hazret'in adı değildir. O makamın adıdır. Habeş Necaşi'si dediğin zaman. Efendim, keza işte biz Kayser deriz. Bizans Kayseri. Bizans İmparatorluğu'nda kaç tane sülale var? Osmanlı gibi 600 sene tek sülalenin devam ettiği, dünyada başka örnek yoktur. Efendim, yani hatırlayın, Alparslan hangi imparatorla kavga etti? Roman Diyojen. Fatih İstanbul'u kimden aldı? Konstantin Daragazes. Daragazes ailesi başka, Paleolog ailesi başka. Neydi deminki herifin adı? Diyojen ailesi başka. Yani hanedanlar çok değişmiştir. Öyle elinde kuvvet olan paşa deviriyor. Ben bundan sonra benim lan imparator diyor. Herkes peki diyor. Çünkü silah kimin elindeyse kuvvet onun elinde. Yani adil değil. Kuvvetler adil olmalıdır. Adalet kuvvetli olmalıdır. Unutmayın. İşte bir adalet yoktu. Onun için Bizans eriye eriye sonunda yok oldu gitti. Biz adil olduğumuz sürece kendi memleketimizde de kainatta da yer buluruz. İşte adil Nuşirevan, İran Sansani İmparatorluğu reisi idi. O öyle bir adil hükümdar zamanında doğduğum için iftar edelim buyuran Efendimiz. O adaletinden dolayı hiç şüphesiz Nuşirevan'ın makamı Kabe şehrinde idi diyor Lami Çelebi. Bir insanın kendi başka yerde, makamı başka yerde olur. Kaç tane Yunus Emre mezarı var Türkiye'de? Bir tane de Azerbaycan'da var. O da hatırınızda olsun. Kaç tane Sarı Saltuk var Rumeli'de? Onların birinde kabri var ama ötekiler makam. Dolayısıyla o Persepolis'te Nuşirevan ama makamı Kabe'deydi diyor Lami Çelebi. Ve bu ne zaman oldu? Geçeli kıssası Ashab-ı Fil'in hem 55 gün olmuş eyle bilin. Malum fil vakası var. Habeşistan'ın Yemen genel valisi. Bunlar çok önemli detaylar. Bize doğru bilgileri veren detaylara çok dikkat etmemiz lazımdır. Çünkü kemal teferruattadır. Yani olgunluk detaydadır. Ne olur hocam? Mısır hükümdarı Mukavkis diyorlar. Hayır, Mısır hükümdarı değil. Mısır bir Bizans eyaletidir. Mısır genel valisi Mukavkis, Efendimiz Hazretlerinin mektubunu ayakta dinleyecek kadar terbiyeli bir adamdır. Şeyde bu Ebrehe ordusu diye tabir ettiğimiz, bildiğimiz şey de Ebrehe Yemen hükümdarı değildir. Habeş hükümdarının Yemen genel valisidir. Fakat adam değişik bir adam. Megaloman, şizofren, başka ne varsa işte ondan. Herkesin Kabe'yi ziyareti, yani put konulmuş, şu olmuş, bu olmuş ama Kabe, Hz. İbrahim zamanından beri hem yeri kaybolmamış, hem daima saygı görmüş. Ve bunu, bu nevi saygıyı ticari alışveriş olarak gören, bundan sonra kimse Mekke'ye, Kabe'ye gitmesin, benim San'a'da, Yemen'de yaptırdığım büyük kiliseye ziyarete gelsinler diye çok büyük bir kilise yapıyor. Fakat Araplar dinlemeyince Kabe'yi yıkmaya geliyor. İşte malum o zaman Mekke emiri diyelim, reisi. Mekke bir şehir devletidir. Ne yazık ki bizim marif sistemimiz, milli eğitim sistemimiz insana cehalet talim ettirir. İlim talim ettirmez. Isparta, Atina gibi Yunan şehir devletlerini biz okuduk tarih dersinde. Siz okudunuz mu bilmiyorum. Çünkü artık doğru düz tarih dersi de yok mekteplerde. Türkçe dersi de yok, edebiyat da yok. Onun için böyle ara sıra yarışma programlarına bakıyorum. Adam üniversite mezunu hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Genel kültür namına hiçbir şey yok. Neyse, biz site devleti olarak eski Yunan topraklarındaki devletleri, Mekke ve Medine'nin birer site devleti olduğunu bilmiyoruz. İşte Mekke site devletinin reisi Abdülmuttalip. O zamanlar Arafat, Hz. İbrahim döneminden beri önemli bir mevki olmasına rağmen putperestler Arafat'a çıkmazlardı hac zamanı. Müzdelife'den ileriye geçmezlerdi çünkü biz İsmail'in çocuklarıyız. İsmail aleyhisselam bu mekanın muhafazasını bizim sülalemize bırakmıştır. O sülalenin Kabe'den ayrılma noktası Arafat'a yaklaşmadan biter diye kendi kendilerine bir şey icat etmişlerdir. Hatta Efendimiz Hazretlerinin gençliğinde bir Arife günü Arafat'ta dolaşırken bir çoban, "Ey Muhammed, biz seni çok dindar bir adam bilirdik. Sen Arife günü niye Arafat'tasın? Şeyde olman lazım, Müzdelife'de olman lazım. Yani biz seni çok dindar bildirdik, bu sana yakışmadı" gibilerinden deyince Efendimiz istikbale matuf çok ince bir laf söylemiştir. Yani çobana onu söyledi de ne oldu demeyin, biz öğrenelim diye söylemiş. Evet, ben en dindarınız olduğum için Arafat'tayım. Hasılı Arafat o zaman bir mübarekliği olmayan bir yer. Orada otluyorlar develer, koyunlar filan. Abdülmuttalip gitti oraya. Şimdi Ebrehe ordusu oraya kadar geldi çünkü. Gitti. Dediler işte Mekke hakimi geldi. "Ne gelsin?" dedi Ebrehe. "Ne istiyorsun?" Zannetti ki işte "Aman Mekke'ye gelme, paramı istersin, ne istersin falan filan." Dedi, "Ya benim burada şu kadar tane koyunum ve devem vardı, onları bana ver." "Ne diyorsun sen ya?" dedi Ebrehe. "Sen bir bir beldenin hakimisin, kendi malını istiyorsun. Ben Kabe'yi yıkacağım" dedi. "Ondan hiçbir şey söylemiyorsun." Şimdi hala Efendimiz Hazretlerinin ecdadı hakkında münakaşa etmek terbiyesizliğinde bulunanlar bu hadiseyi biliyorlar ama niye doğru anlamıyorlar ben anlamıyorum. Onu da ben anlamıyorum yani. Buyurdu ki Abdülmuttalip bin Haşim Hazretleri, "Ben develerin sahibiyim. Kabe'nin sahibi Allah. O onu korur." Nitekim öyle oldu. Develeri aldı, geldi. Ebrehe ordusu hücuma geçtiğinde ebabil, yani dağ kırlangıcı, bildiğimiz ova kırlangıcından daha küçük, daha vahşi bir kuş türüdür. Şimdi aklıma geldi. Darius'la, meşhur Sasani hükümdarı Darius veya Dara dediğimizle, Büyük İskender'in bir mektuplaşması vardır. Darius, Büyük İskender'e bir çuval kum gönderiyor. Allah Allah. İskender de Darius'a bir avuç karabiber gönderiyor. Darius diyor ki, "Benim kum taneleri kadar askerim var." İskender de diyor ki, "Benim karabiber gibi yakıcı askerim var." Sonunda İskender galip geldi biliyorsunuz. İşte o ebabil kuşları ağızlarındaki ufacık, çakıl dile diyemeyeceğimiz küçücük taşları yukarıdan bir bıraktılar. Kiminin kafasına, kiminin bacağına, kiminin göğsüne bütün şey mahvoldu. Ebrehe'nin gözüne geldiği rivayet edilir ve o yaradan dolayı bütün bedeni küçüle bir bebek bedeni haline gelip öyle ölmüştür. Bu hani İbn-i Esir tarihinden eski Arap tarihlerine kadar böyle yazılır. İşte bu hadisenin ne olduğu belli ve biliyorsunuz hicretin 17. senesinde Hazreti Ömer zamanında takvim tertiplenene kadar Araplarda rakamsal takvim yok. Önemli hadiselerin isim verildiği yıllar var. İşte o yıldan bir sene önce, o yıldan 2 sene sonra gibi, yani 40 yılda bir oluyor. Her senenin bir ayrı ismi yok. Çin takvimi gibi değil. Veya eski Türk takvimi veya eski Kamboçya takvimi gibi değil. Bunlar niye lazım? Kamboçya'nın çok ciddi bir medeniyet sahibi olduğunu öğretir bize. Adamlar kendilerine mahsus takvim yapmışlar. Hasılı mesela Efendimiz Hazretlerinin Hacer-i Esved'i yerine yerleştirmesi meselesi var ya, mesela o senenin adı tamir senesi. Tamir senesinden 2 sene sonra, tamir senesinden 3 sene evvel gibi bir laflar var. Bu fil de hiç görmedikleri için Araplar fil hayvanını. Onların da mutlaka Afrika filiydi. Yani Afrika'dan Yemen'e gelip Yemen'den. Arabistan'da fil olmaz çünkü. Hindistan'da ve Afrika'da olur. Hiç görmedikleri bir hayvan. Mesnevi Şerif'te aklıma geldi söyleyeyim. Çok da güzel cahilliği bize anlatır o hikaye. Körleri toplamış padişah. Bir de ortaya bir fil getirmiş. Körler elleriyle yoklayarak fili tarif edecekler. Biri demiş ki kamçı gibidir. Biri demiş ki yelpaze gibidir. Biri demiş ki sütun gibidir. Biri demiş ki hortum gibidir. Söylediklerinin hiçbiri yanlış ve yalan değil. Ama hep eksik. Bacağını tutan sütun demiş. Kuyruğunu tutan kamçı demiş. Kulağını tutan yelpaze demiş. Efendim işte hortumunuzdan hortum demiş. Hepsi doğru ama hiçbir fil tarifi değil. İşte bugünkü kendini ilim dünyası diye satanlar da böyle. Fili sade bacağından tarif ediyorlar. Veya hortumunla veya kamçısınla. Öteki tarafta bilmiyorlar ki. Bilmedikleri için de fili ya sütun, ya kamçı, ya yelpaze zannediyorlar. Onun için çok tehlikeli bir cahil bilginler topluluğumuz var. Karfizitleri yüksek ama kendileri cahil. Çünkü sadece kulak biliyor. Fil kulağı hakkında o kadar inceleme yapmış, o kadar derinlemesine gitmiş ki. Ama filin kulağı var, bacağı yok, hortumu yok, kuyruğu yok, vesairesi yok. İşte bugünkü ilim dünyası bu. Hasılı o fil Arap toplumu tarafından bilinmediği için çok enteresan bir vaka olarak o senenin adı fil senesi. Tabii o senenin de vakası da biliniyor. Yani 2 ay evvelden, Nisan'dan 2 ay evvele al, Mart, Şubat, 8, 20, 22, 23, 24 aşağı yukarı bu günler. Fil vakasının olduğu mevsimsel olarak günler. İşte fil vakasından 55 gün sonra Efendimiz Hazretleri doğdu. Onun için 12 Rebiülevvel tarihi kat'i bir tarihtir. Hiç konuşmaya lüzum yok. Cihan olsa zeban, dil, lisan. Baştan başa bil, tükenmez vasfı anın nice bin yıl. Bütün cihan dil kesilse, Efendimiz Hazretlerinin vasıflarını söylemeye çalışsa, 1000 yıl söylese, vasıfları Efendimizin bitmez, tanımaya yetmez. Yani bu demek değildir ki Resulullah tanınmaz. Tanınır. Ama ilimle tanınmaz. Gönülle tanınır.